Sevgili dostlarım, herkese merhabalar. Üçüncü bölümdeyiz. Kaldığımız yerden Tropico 6 oynamaya devam ediyoruz. Şimdi birazcık para artık yapma zamanı geldi. Paramızı çoğaltma zamanı geldi. Şimdi sağlık mutluluğunu arttıracağız. Onu baştan sözünü vermiştik. Klinik yapacağız tabii ki de. Kilisemiz ve itfaiyemiz geldi. İtfaiye hemen yapalım. Birazcık para istiyor. 4500 biraz bizi zorlayabilir. Önce kliniğimizi yapalım madem. Yalnız klinik de burada olmaz be kardeşim. Orada olmaz. Bu tarafa aslında ev yapacaktım da. Buraya olmaz. Yani şu tarafa olabilir. Arkayı da park bahçe yap. Hatta şöyle yapalım. Yani burası olabilir. Ön tarafını park bahçeyle böyle çeviririm. Bir şekilde ayarlarım o tarafı. Önemli değil de fazla. Ya şu anlık saçma sapan bir yerleşim var biliyorum. Ama hani para yapmak için öncelikle gözümüzün güzelliğine bakmayacağız. Tamamen para odaklı çalışmak zorundayız ilk başlarda. Daha sonrasında işte güzellik böyle daha böyle göze güzel gelen şeyler yapmaya başlayabiliriz. Daha böyle dengeli ve oranlı yapmaya başlayabiliriz ama şu anlık öyle bir şansımız yok. Onu söyleyebilirim. Maalesef şu anlık öyle bir şansımız yok. Süper güç ittifak dedi. 17.000 getirdi. Tamam. Çok güzel. İnanlaşmalar geldi mi? Bir ay sonra değişecekmiş. O zaman bir ayı bekleyelim. Tamam. Rom, şeker falan var. Bunlarla işimiz yok. Bakalım bir ay geçsin. Hazine avımız devam ediyor. Sen devam et hazine getirmeye. Ticari rotayı içe aktar uygulamasını eksenle doldurun. Yani mihver devletleriyle doldurun diyor. İtifak. İtilaf devletleri mi? İtilaf devletleriyle doldurun diyor yani. Birinci Dünya Savaşı olduğu için daha mihver devletleri yok. Presidente, I am inspired. Konserve oluştur 3000 tane. Yalnız bu görev biraz zor be kardeşim. Bu görev biraz zor. Hadi kabul edelim de konserve iş çok zor ya. Konserve fabrikasında ne gerekiyor? Bir bakalım önce de hemen direkt şey yapmayalım. Balık ve ananas. Ananas üretmek. Aslında ananası şurada üretebiliriz. Bir bakalım. Yangın çıkmış bu arada. Bir dakika. Bunu son anda ben gördüm. İtfaiye lazım. İtfaiyeyi hemen buraya böyle hızlı bir şekilde yapmam gerekiyor. Bence buraya koyabiliriz. Ananas. Evet. En azından bu taraf yapılabiliyor. Da gene de iyi durumda değil. Acaba sadece balık yeterli mi? Ona bakalım. Yetmese bile en azından bu görevi yaparız. Bir şekilde yaparız o görevimizi. Sorun olacağını zannetmiyorum. Avlarımız devam ediyor. Araştırmalarımız devam ediyor. Yangınımız da devam ediyor bu arada. İyi, itfaiyemiz ulaştı o tarafa. Da hala bir para sıkıntımız yok değil. İşsiz vatandaşımız yok. İnsanlar pek fazla gelmiyorlar. Şuradan acaba diyorum ceza kolonisini açsam mı? Gerçi insanlar çoğalıyor yavaş yavaş ya. Zamanla. Ben artık birazcık yavaş gideceğim. Çok hızlı gidiyoruz normalde serilerimizde. Birazcık yavaş gitmekte bence fayda görüyorum ben şu an. O yüzden yavaş yavaş gidelim. Acele etmeyelim. Şu konserveyi oluşturalım artık. Birazcık para gelmesi lazım be. Yeni anlaşmalarımızda pamuk var. %5 veriyor. Pamuk anlaşması var mıydı? Yok. Şeker, tahta, tütün, ya biraz paramız yok. Biraz para gelsin de daha sonra anlaşmayı yapalım. Hah, demir oldu. O zaman pamuğu yapalım hemen direkt. 5900 ver. Birazcık para geldi. Hemen şu, aha işçi bulamıyoruz. 226. Bakalım insanlar gelecek mi, yükselecek mi bu?
Remember the story. Kilise oluştur. Tamam, onu da yaparız da bir dakika bekleyin. Bir durun ya. Dur, para yok da. Birazcık para gelsin sonra isteyin benden bir şeyleri. Sürekli herkes bir şey isteyip duruyor. Bu da beni deli ediyor. Yani para olsa keşke hepinize yapabilsem esirliklerinizi. Tamam, insanlar geliyor. En azından o balıkçılar birazcık isyanlarda. Tamam. Balık üretmiyorlar o yüzden. Şimdi şu ananas işini bir yapalım yahu. Daha doğrusu aslında konserve de iyi bir şey. Yani iyi de para getirecek bize. Yaptığımız zaman. Yine bu tarafı şey olarak yapacağım. İki tane ananas yapsak verim arttırırız. Verim arttırırız. Şunların verimleri kaç olmuş? Bir bakalım mı? 90 düşmüş. 92. Bu 90 mıydı en son? 90 değildi ya. Yükseltmiş bunu. Yükseltmiş bunu. Peki oraya hayvan ne yapabiliriz? Plantasyonda bir dakika. Yanlış oldu. Çiftlikte büyükbaş olabiliyor. Timsah olmuyor. Domuz geç domuzu. Lama, keçi. Süt. Aslında keçiye de ihtiyacım var ama çok köşede kalmış o. Bunların nasıl verimliliği? %60'ı sanki düşmüyor ondan aşağı gibi geldi bana. Büyükbaş hayvan yapmaktan başka çaremiz yok burada. Hemen plantasyonu ananas olarak değiştireceğim. Öyle bir köşede kalmış ki nasıl beni şimdi uğraştıracak orada? Çok köşede kalmışsın ya. Ha şöyle yapabiliriz anca. Bu da verimi azaltacaktır. Burası böyle olacak. Hazırlıklı olmalıyız. %65. %40 çok az ya. Şöyle güzel oluyor da diğerine pek fazla yer bırakmayacak ama oluyor bu şekilde. En azından olabiliyor. Ananas diyorum bir daha. %54 benim şu anlık işimi görür. Hemen bunu da bu tarafa koyuyorum. Tabii karşıya ulaşamadığım için bana şu an böyle bir yol şey gösteriyor. Gayet normal. Yolumuzu da çektik. Hemen şu büyükbaş hayvanlarımızı da yapalım. Ya büyükbaş da çok verimsiz görünüyor burada. Burada verimli görünmüyor. Evet, gelmelerini bekleyeceğiz. Yapmalarını bekleyeceğiz burada. Burada da evlerimizi yapacağız. Şimdi bunlar olsun da fabrikamızı yapalım. Önceliğimiz dediğim gibi para kazanmak. Önceliğimiz bu olacak. Daha sonra ne yapacağımıza karar veririz ama para kazanmak gerçekten ilk başlarda önem arz ediyor. Bir de ada büyük olmasına rağmen ilk başta zorlu bir ada. Ama eğer parayı kazanabilirsek rahat bir şekilde ilerleyen zamanlarda pek fazla zorluk çekeceğimizi ben düşünmüyorum. Ada parçaları çok fazla var bu bölgelerde ama şu büyük ada ve şu taraftaki ada parçası gerçekten çok büyük. Güzel, sağlıkta yükselme oldu. Oo, bayağı para kaybediyoruz. 6000 açık var. 6000 açık görünüyor. Gerçi bunlar birazcık açığı giderecektir. İyi, insan da geliyor, çok güzel. Bakın köprüden geçiyor gemiler. Hadi yavrum. Ha, şunları mera yapmamız lazım. Mera yasağı. Mera yasağı diyorum. İkisini kapsıyor mu? Kapsıyor. Süpersin.
protesto başlamış. Ne oldu? Sağlık mutluluğuna protest ediyorlar. Yapmayın yahu. Uzlaşma diyelim. Rüşvet verelim ya. Rüşvet vermek zorunda kaldım artık. Ne yapayım? Yani şu an protesto etmenin hiç bence vakti değil. Hiç yapmayın. Zaten durumumuz çok kötü. Sizi daha çok kötüleştirmeyin bence durumumuzu. Bir an önce burada yükselmeliyiz abi. Yani bir an önce hani yüksek miktarlarda paralara ihtiyacım var ya. Kahve oluştur ya. Orada daha çok var onunla kardeşim. Kahve dur bakalım da. Daha Bismillah ya. Öyle istekler var ki saçma sapan. Yani mümkün değil o istekleri yerine getirmem şu an. Önceliğimiz hayatta kalmak kardeşim. Bak 3000 paramız kaldı. Gel şimdi para gelecek de. 5000 geldi. Çok az geldi la. Çok az geldi. İn anlaşmalara bakalım mı? Kömür. O %57 veriyor. %57 kömür. O maşallah. Hemen 45.000 yapsak mı? Gider mi 45.000 acaba? Bir dakika. Ne kadar gidiyor? Kömür 360. 294 gitmez o kadar da o zaman 13.500 yapalım. Güzel para gelecek buradan. Konserve havai fişek. Et var. Et %5. Çok az veriyorsun kardeşim ya. Paye çok az veriyor. Ama yapmak zorundayız. Böyle yapalım. Evet, eksilere düştük. Bu hiç iyi olmadı. Ve giderimiz çoğalmaya devam ediyor. Evet, müttefikler yardımda bulundu. Güzel. Müttefikler de şimdi onlarla aramı düzelttiğim sürece bana yardım edecekler. İş sorunu var, işçi sorunu var. Ben artık şunu imzalayayım ya. Hani bunu yapmak zorundayım. Şu an ceza kolonisini açıyorum. Daha fazla insan gelsin. Gerçekten insanlara ihtiyacım var. İşçi sorunumuz var. İş var, işçi yok. Büyük bir sorun bu. Biraz para bırakacak bize. 6.000 diyor. Az bıraktı ya. Az bıraktı. Şu fabrikamızı yapalım madem. Birazcık olayları değiştirecek bu fabrika. Peki bu fabrika 9.000'e birazcık para gelmesi lazım. Bir tane daha gemi gelsin de. Eksilere bir daha düşmek istemiyorum. Ciro ne durumda? Evet, artmış. Gelirim artmış. Hadi bir gemi daha gelsin. Bu gemi birazcık para bırakacak bize. 550. Tamam, hemen şu fabrikamızı yapıyoruz. Konserve fabrikasını yapıyorum. İnşallah sadece şeye bağımlı değildir diye düşünüyorum. Bakalım ne kadar doğru, ne kadar yanlış. Aslında şuraya yapsak iyi olacaktı da. Vallahi çok güzel olacaktı. Hala benim oraya yapma şansım var. Ben size söyleyeyim. Nasıl mı? Aha buraya olmuyor. Ne alaka lan? Sen ciddi misin? Hakikaten ciddi şu an. Vallahi ciddi. Bu mu yapıyor acaba? Yo.
Bak yol böyle geliyor, öyle gelmiyor. Saçmalığın danışkası. Hayret bir şey ya. Bir şey demiyorum arkadaşlar. Bir şey söyleyemiyorum artık. Vallahi artık bir şey söyleyemiyorum. Gerçekten. Çok garip. Niye böyle yaptım? Çünkü orayı değerlendirmek iyi oldu. Hatta şöyle yapabiliriz. Bir dakika. Öyle daha güzel oldu gibi. Hemen burayı yapın. Şu konserve birazcık bize para kazandıracak. Hem görevi yapmış olacağız. İşte biraz biraz böyle fabrikaları yapa yapa zamanla paramız artacaktır. 5000 geldi oradan. Zaten bir uyuklu miktarda bir şey olacak. İşçiler de yavaş yavaş geliyor. 276 olduk nüfusta. Şu an acılar içinde kıvranıyoruz yani para konusunda. Gerçekten para konusu büyük bir sorun. Ama ciromuz arttı. Hadi fabrika olsun bir an önce. Akmaya başlasın. Destek çok az. Eğer seçim olursa yandık. Seçim olursa şu an yanmış durumdayız. Balıkçılar çalışmıyor. Hadi yavrum bir 13.000 daha gelsin buradan. 15.000 arası bir şey gelebilir. Kaç bin geldi? Pamuk ticareti oldu. 10.000. Tamam. Kısagölün karı. Elektrik mi istiyorsun? Evet. Elektrik konusu birazcık sıkıntılı ama kömür ürettiğimiz için elektrik yapma, üretme şansımız var. Fakat çok büyük bir sorun be. Ben ona bakmadım ya. Vallahi çok büyük bir sorun. Seni bir kapatalım o zaman. Bir dakika. Şey açalım. Tekstil fabrikasını açalım. Bari tekstilden yüzümüz gülsün. Pamuk üretecek. 10 bin. Dur. Bir gemi daha gelsin. Abi çok kötü oldu. Bu fabrika işi batırmasın bizi bari de. Et, kömür. Kumaş veremiyoruz maalesef. Tekne, yün, tütün, çelik. Çelik de yapabiliriz aslında. Evet, hemen yapalım. Tekstil değirmenini. Aslında bir yönden de iyi oldu. Bak buraya yapılabiliyor mu? Yapılabiliyor da buraya yapmanın bir anlamı yok. En güzeli şöyle olacak. Tamam mı? Şu şekilde. Hemen hızlı yapın burayı. Hızlı yapmanıza ihtiyacım var çünkü. Orayı yaptığınız zaman birazcık da olsa para kazanmaya başlayacağız. Bölgede %46 verim azalıyor burada. Niye azalıyor ya? Gel bunun verimi azdı ya. Çok da fazla verim yoktu herhalde burada. Hatırladığıma göre. Evet, şimdi pamuk girdiğinde burada kumaş çıkacak. Birazcık uzun bir döngü bu. Evet, bizi bayağı uğraştıracaklar belli. Bu ada güzel bir ada ama ilk başlarda yani kaynak ve alan çok dar olduğu için bizi bayağı bir uğraştırıyor. Ama işçi geliyor, o yüzden iyiyiz. İşçilerin gelmesi iyi oldu. Evet, üretime başladı. Çok güzel. Direkt üretiyor kumaşları. Kumaş bize birazcık para kazandıracaktır.
bu maç bize para kazandıracaktır. Tamam. Çok güzel. Kumaş girişi oldu. Kumaş para yapıyordu galiba. Kumaş. Şurada bir yerde. 5000 civarında. Gayet güzel. Hadi yavrum biraz para ver bana. Güzel. Hemen şu şeyi açalım şeyini. 12 bin lazım. 12 bin. Abi. Yapmayın, yapmayın, yapmayın. Tropical. 24 ayımız var ama çok kötü durumdayız ya. Abi seçimi kaybedersek oyun bitiyor. Şimdi gelelim kuru fasulyenin faydalarına. İşte kötü adanın kötü sonuçları. Ada çok şey ya. Kaynak yok. Kaynak. Ne yapabiliriz ya? Bir dakika durun. Şu konserve işini halletsek bir an önce. Para gelmiyor ki konserve işini halledeyim. Şu an para sıfır. Burada pamuk gelmiyor, ilginç. Ah biraz geldi. Hemen değerlendir. Kuvvet santrali yap şuraya. Viva Tropico! Hemen burayı hızlı yap. Şu konserve işini yaparsak biraz destek alabiliriz. Başka bizden kilise istiyor bir tane dindarlar. Bunları yaparsak onların desteklerini kazanırız ama kilise 2300. Tamam bir gemi daha gelsin öyle yapalım. 4500 yardım geldi. Yardım da gelmese var ya müttefiklerden yandık. Anlaşma yapmaya devam edelim o yüzden. Ha demir anlaşması var güzel. 16.000 yapalım seninle. Balık anlaşması var. 3.100 yapalım şimdilik. Tamam. Şimdilik bunlar olsun. Hızlı bir şekilde. Bir gemi daha gelsin. O kiliseyi yapacağım. Desteği kazanmak için. Bakın desteği kazanmaya başladık yavaş yavaş. Konuşma yaptık. Konuşmanın etkisi oldu burada. Hile yapmamaya çalışacağım. Şu gemi de alsın. Aha güzel. Şimdi bunu oraya koyabiliriz. Bunu tam olarak buraya bir yere koymak istiyorum. Orada dursun şimdilik. Hızlı yapın burayı da. Önce bunu yapın. Dur bir dakika. Önce onu yapın daha sonra onu yaparsınız. Elektrik önemli. Yetersiz destek diyor. Kardeşim sen ölüyorsun diyor. Geberesin. Abi kötü oldu bu. Son anda bir anlaşma yapabiliriz. İnsanlar için yemek diyorum. Onun ne olacak? Biraz destek arttı. Hızlı yap şurayı da. Desteği al. Tamam öne geçtik. Son anda atak yaparak başkanımız öne geçiyor. Güzel. Ama paralar işler acısı. Paramız yok. 15.000 geldi. Tamam son anda. Hemen kömürün gelmesi lazım. Hadi kömür gel buraya. Evet geldi. Hemen diğer santralimizi yapalım. Kuvvet şunu yapmam lazım. Evet.
Tamam, buraya elektrik geliyor. Çalış bakalım şimdi sen. Elektrik var artık. Elektriğimiz var. Tamam, konserve üreteceğiz. Çok güzel, iyi şey yaptık. Nasıl protesto var ya? Of, eğlence mutluluk diyor. Ne yapıyorsunuz yapın ya artık. Karışmıyorum. Hayır abi. Hile yapmıyorum, tamam mı? Ben bunu kazanacağım, inanıyorum. Kazanacağıma inanıyorum. Burası da çalışmaya başladı. Tamamdır. Burası pamuk. Oo, bayağı üretim var burada. Seçimi kazandık. Şimdi din özgürlüğü olsun abi, din özgürlüğü olsun. Mutlu çocukluk. 18 yaşın altındaki çalışması yasaklıyoruz adamızda. Çocukları çalıştırmayalım genç yaşlarında. Pek fazla para gelmedi bu sefer. Buradan devam etsin para gelmeye. İyi, destek arttırıldı. Gayet güzel. Şimdi konserveler de üretilmiyor çünkü işçiler burada yaşamadıkları için uzak kalıyor evler. Evleri yapacağım da işte biraz daha böyle paranın kazanılması lazım. Para büyük bir sıkıntı gördüğünüz gibi. Buradan birazcık para gelecek. 10 bin mi? 11 bin. 10 bin neşeden geldi. 10 bin geldi Raid'den. Oo, güzel. Çok güzel. Nakliyede sorun var demiştim ya. Hakikaten büyük bir sorun var. Büyük bir sorun var ama önce şu evlerimizi bir tasarlayalım. Tabi burada bir maden falan var mı bilmiyorum. Madenin üzerine ev yapmayalım. Var. Şurada bir maden var. Evlerimizi şu alana yapabiliriz o zaman. Burada da maden var ya. Burası madenler yeriymiş aslında. O zaman evlerimizi şu köşeye yapalım. Böyle ara koyarak yapıyorum. Onları tamamlarsınız. Ve madenlerin olduğu yerleri çiziyorum şöyle ki maden olduğu belli olsun. Oraya bir şey koymayalım. Burada kömür varmış. Tamam. O zaman artık yolumuzu çekebiliriz. Güzel. Üretim başladı. Konserve aslında bayağı bir basmaya yapmaya başladık. Buraya bir tane inşaat ofisi. İnşaat ofisi lazım da. Durun bakalım. Abi verimlilik çok azalmış. Niye öyle? 135 olmuş. Bunun iyi de. Bunun çok kötü. %91'de kaldı. 93'te kaldı. 65'e 47. Tamam. Özetleme kulesi planı geldi. ...1600 mısır, demir, konserve. Buradan yüklü miktarda para gelecek. It has been confirmed.
mascot, Kapitan Tropico, will be appearing at the Tropico. Tamam. Birazcık nakli çoğaltabilir miyiz? Bakalım etrafı bir. Bölgelerde çok ürün kalıyor mu? Evet, kalıyor. Bir tane daha yapalım. Yeterli olacaktır. Biraz ev yapalım buraya. Evler doldurulmuş mu? Burada doldurulmuş durumda. Buraya bir iki tane yapalım bakalım ne olacak duruma göre. Yaparız olmazsa. Hatta yapalım şunu da ya. Balık gitmiyor. Ha, balık buraya geliyor, doğru ya. Ondan. Ondan gitmiyormuş gibi duruyor. Hadi oğlum. 5000 oradan geldi. 9000 oradan geldi. Ciro az, ciro ciro. Ciro az görünüyor. Ham madde var ama işçiler yok. Üretim yapamıyor. İşte bak oyunda şu çok kötü. Çok uzak kalıyor evler. İşçilerin çoğunluğu burada herhalde ki. Evet. Burada işçi çok fazla var. Maalesef uzak kaldığı için üretim olmuyor. İşçilerin oraya gelmesi, yürümesi. Otobüs yapabiliriz aslında. Otobüs geldi mi? Otobüs, otopark, otobüs garajımız var. Yapalım. Otobüslerimizi yapalım artık. Madem geldiyse... Buraya bir tane koyalım. Kardeşim, başlangıç durağınız burası olacak. Bitiş yolu burası olacak. Bakalım otobüs ne durumda. Şu an otobüsün çıkması lazım buradan. Otobüs bence bir çare olacaktır. Şimdi insanlar yavaş yavaş durağa gelecekler. Lan gelmediler. Gelmeleri lazım. Geliyorlar mı? Şu an gelen gelen yok gibi ama. Yavaş yavaş evet başlıyor da gelmeye. Çok güzel. Tamam. Pamuk bayağı bir geliyor arkadaşlar. Geliyorken bir fabrika yapmakta bence fayda var. Tekstil. Da burada yerimiz yok. Oraya olmaz. Anca bu tarafa bir yere olur. O da şöyle en iyisi olacaktır. Hemen hızlı yapın burayı. Bu tarafları doldurursunuz. Evet, insanlar durağa gelmeye başladılar. Ve bakın durağın etkisini görüyorsunuz değil mi? Ya şimdi çok hızlandırıyor. O durak olmadan önce yürümek zorunda kalıyorlardı. Araçlar hızlı bir şekilde gidebiliyor en azından oraya.
Ve üretim başladı. Hadi bakalım gelin. Burada ben konserve görmek istiyorum. Konserveyi. Evet, gördük konserveyi. Bunu da yaptık. Çok güzel. Destek artacaktır en azından biraz da olsa. O 10-15 bin geldi. Evet, yavaş yavaş yükselmeye başladı. Tekstil ikinci fabrikamızı da yaptık hayırlısıyla. Bu da oldu. Çok güzel. Mükemmel. Şimdi elektrik ne işimize yarayacak derseniz burada iş pozisyonu ekliyormuş ekstra. 50 megawatt istiyor. Kaç megawatt üretebiliyoruz biz ya? Abi 50 megawatt çok değil mi ya? 300 megawatt üretiyor. 210 megawatt şey gösteriyor. Bu kaç? 80 megawatt elektrik istiyor. Maşallah. Aa, bir dakika. Bir dakika. Etten de konserve üretebiliyormuş. Bu da bir şey artık, etten de artık konserve üretebiliyor. Çok iyi. Vallahi çok iyi. Durun bakalım. Bunu daha sonra bakarız. Bir tanesini artıralım ya. %10 verimliliği arttırıyor. Ama 50 şey istiyor tabii ki. Elektrik istiyor. 50 megawatt. On bir bin. Yani fena değil. Şu kömür anlaşması olunca birazcık oradan para geleceğini ben düşünüyorum. Duraklarımız ne durumda? Evet, bakın bayağı insanlar gidiyor yani duraklarda. Burada nasıl durumlar? İyi, fena değil. Ya itfaiye öğretmenler odası oluşturacağım. Öğretmen odası şey ya, yani, nakliye binasından bahsediyor da. Nakliye diyelim de. Güzel. Buradan da 15 binimiz oldu. 360 insanımız var. Buraya hala pamuk gelmiyor. Aslında gelmiş de yeteri kadar gelmiyor. Heh, şimdi geldi. Evet sevgili dostlarım, burada bölümün sonuna geldik arkadaşlar. Lütfen videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Diğer bölümde görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.